Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlüyü xəbərlərimizi görüşənlərinə qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yılğın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyadakı olub atqan gün tərtibdəki xəbərlərin huzuruna sunumuz. Qənəmizdə diqqətlər ekranımız olsun. Komünist partiya siyasi büro yığını Xitaydakı iğır krizistin bəşarət verdi. 2 avgust Dajiyuan to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha 31 iyul Xitoy Kommunist partiyasi siyosiy byuro yig'inida iqtisod sohasida 6 muqimlikni ching tutish haqida chiqargan qarori Xitoyning ichki tashqi krizisidan bishorat bergan. Xitoyning Amerika bilan elib berayotgan savdo urushi sababli iqtisodiy krizis siyosiy krizisdan eshib ketgan. Shu sababdan Xitoy Kommunist partiyasi 2018 yili keyingi yarim yilda iqtisodiy jihatda yo'chiqni etish, pul muomili xatarlarining oldini olish qiyin o'tkaldan o'tib olish, islohotni cho'nqurlashtirib, iqtisodni jonlantirish, qimmatchilikning oldini olish, uy mulk masalasini hal qilish, muqim ishqa o'rinlashtirish qatorliq 6 muqimlikni ching tutish qarorini o'ttirg'i qo'ygan. Egilnicha Xitoydagi krizisning birinchi omili Amerikaning ilgirki yillardagi Xitoy bilan hamkorlikni saqlash holatidan Xitoyga qadilib qarishlashish holatiga o'tganligi ekan. Ikkinchi omili bo'lsa, Xitoydagi iqtisodiy krizis siyosiy krizisni keltirib chiqarishga boshlagan. 3-chi krizis bo'lsa, Xitoyning iqtisodiy xizmat salmoqi sirtdan ichiga qarab yuzlangan. Bir qism axborot vositalari tarqatgan xabarda Xitoyga mablag' salgan bir qism chat al shirkatlari ish to'xtatib, mablag'ini yotkashga boshlagan. Bir qism Xitoy shirkatlari taqilishga boshlagan. Amerika Xitoyning 44 shirkatiga eksport qilishni cheklash buyrug'i chiqardi. 2 iyul Dajiyuan to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Amerika tunugun Xitoyga tava 44 shirkatni Amerika texnika mahsulotlarini eksport qilishni cheklash tizimligiga kirgizdi. Mazkur cheklash buyrug'ida Amerikaning ta'minlash shirkatlarining Xitoyga tava shirkatlarga Amerika texnika mahsulotlarini eksport qilishni cheklagan. Amerika chiqargan cheklash buyrug'i shu kuni ta'sirini ko'rsatib, Xitoyning internet harbiy sanoat poychaki bozorida tovallash bo'lgan. Hatto bir poychaki bozori to'xtab qolgan. Amerika texniki mahsulotlarini eksport qilishni cheklash tizimligiga kirgizgan Xitoyga tava shirkatlar Xitoy olam bo'shligi texniki xizmat guruhining 2-chi tadqiqot markazi qarmoqidagi 13 organ. Xitoy elektr fan texniki guruhi shirkati qarmoqidagi 13-chi, 14-chi, 38-chi, 55-chi organlari. Xitoy texniki import eksport guruhi cheklik shirkati. Xitoy Xuating sanoat cheklik shirkati. Xibey Yuandong uchur aloqasi qatorliq shirkatlarni o'z ichiga oldi ekan. Tailandda tutib turilayotgan Bilal ismli qarindoshimiz olamdan o'tdi. 4 yildan beri Tailand turmasida aziyat chekayotgan Bilal ismli qarindoshimiz 1 avgust qiynalgan ruhini Rabbiga topshirdi. Qarindoshimiz Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda elib borgan haddidan oshgan diniy cheklamalardan qochib, o'zining islomiy va iymonini saqlab Rabbiga loyiqida ibodat qilish uchun qatmoqat mushaqqatlarga qaramay Alloh yo'lida hijrat ibodatiga otlangan o't yurak qarindoshimizdan biri edi. Allah yo'lida bir qancha davlatni 10 ming kilometr masofani jafoliq besib, Tailandga kelganda Xitoyning Tailand hukumatiga besim qilishi, Tailand hukumatining Uyg'urlarni Xitoyga setib etishi natijasida 4 yildan beri Tailand hukumati tomonidan tutib turilayotgan edi. Tailand doirlari bergan ma'lumotga asoslanganda, qarindoshimiz Bilal turmadagi nachar muhit sababli rak kasalligiga mubtalo bo'lgan bo'lib, 1 avgust Rabbiga omonatni topshirdi. Afsus, qarindoshimiz Bilal Alloh yo'lida kutgan buyuk g'oya maqsadlariga moddiy dunyoda yetalmadi. Mehribon Allohdan Alloh roziligi uchun jafoliq yo'llarni tanlab qilgan hijrat ibodatini qabul qilib, Bilal qarindoshimizning hijratini jannatga qilgan hijrat qatorida qabul qilishini, qarindoshimizga shahidlik maqomini berishini tilaymiz. Amin. Saudi Chambriki gazeti bir xalq butunlay g'oyib qilib etilish xavfida turmoqda nomli maqola e'lon qildi. Erkin Asiya radiosining xabarida bildirilishicha, Saudi Chambriki gazeti 1 avgust kuni Xitoy nufusining aron 5.1% ni tashkil qiladigan Uyg'ur avtonom rayonining nima uchun bir soqchi davlatiga aylantirilganligi haqida maqola e'lon qildi. Maqolada agar jiddiy ravishda oldi olinmasa, Sharq Turkistonda cho'ng bir qatliamning yuz berish ehtimolligi va shundaqlab butun bir xalqning g'oyib qilib etilish xavfi o'ttirg'i qo'yildi. Atalmış Uyg'ur avtonom rayonidagi yerlik aholilarning DNA avrishkisini to'plashdan 100 tonish texnikasini umumlashtirishga qadar bo'lgan vaziyati tafsili bayon qilingan mazkur maqolada
Xitay bo'yicha 2017-yili qo'lga olinganlarning 20%ining, ya'ni 227,082 nafarining Sharq Turkistondan ekanligi aytildi. Maqolada bu sonning navbatdagi lagerlarda siyosiy tarbiya olayotgan 1 milliondan ortiq kishini o'z ichiga olmaydiganligi alohida eskartildi. Maqolada yana mutaxassis Rayan Tom bilan shoir Tahir Hamidning o'tgan haftadagi diniy erkinlikni ilgari surish yig'inda qilgan guvohlik so'zlaridan Sharq Turkistonda bir qatliamning yuz berish ehtimolligiga oid bayonlari naql etildi. Rayan Tom shu yig'inda mundoq degan edi: "Lagerlarda texmi qo'rqinchli maqsad texi amaliylashgani yo'q. Hozir o'lim yetimlar haqida Sharq Turkistondagi lagerdan ancha-muncha uchur kelyapti. Men o'ylaymanki, yaqin kelgusida bu rayonda cho'ng bir qatliamning yuz berish ehtimolligini hech qaysimiz inkor qila olmaymiz." Saudi Chamberlain gazetasining bu maqolasida Amerika Davlat Majlisi a'zosi Marco Rubio'ning tuvandagi so'zlariga alohida o'rin berildi. Xitoyning hozir o'z puxralariga qilayotganlari bu. U agar dunyoviy kuchga aylanganda qulum qo'shinlarga va boshqa allarga nimalarni qilmaydi? Buningga bir nima deyolmaymiz. Tarixiy materiallarda Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati va uning asosiy qonuni nomli kitob Istanbulda nashr qilindi. Tarixiy materiallarda Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati va uning asosiy qonuni nomli kitob Istanbuldagi Sutuq Bug'roxon nashriyoti tomonidan nashr qilindi. Bu kitobni Qahramon Maraş Sütçi İmam Üniversitesi o'qituvchisi doktor Olimjon Bug'doy yozgan bo'lib, kitob 1933-yili Qashqarda qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining qurilish apparati va jumhuriyatning asosiy qonunlarini ham jumhuriyatni qurg'uvchilar va ministerlarning vazifa taqsimotlarini tafsili o'z ichiga olgan. 8-nji navbatlik dunyo Sharq Turkistonliklari qirindoshlik uchrash yig'inida so'z qilgan doktor Olimjon Bug'doy bu kitobdagi asosiy mazmunlar nashr qilishdagi maqsadi va kitobning ahamiyati to'g'risida to'xtalib, mundaq dedi. Tariximizda Uyg'urlar haqiqatan devlet qurduğu kurmudu mu? 33'teki devlet resmi kurulmamıştı, kurulmamıştı gibi bazı halkımızdaki kalıcısına zihninde bazı şüpheler var. Yani bu kitabın asası mevzisi 1933'te ecdadımız Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti devletinde resmi kurulmamı kurulmamı bu şuna asas kılan şekilde bunun içindeki bütün materyallerin ki her birisi 1933'teki gizit ve jurnallarda ilinman, yazılman, yani haberlerden, makalelerden toplanan kitap. Ve yani fakat giriş kısmında ben üzerindeki şüphesini bayağı kıldım. Onun başka tüm haberlerin ki, makalelerin ki hem birisi 1933'te çıkan 3 tane gizit çıkıyor. Doktor Olimjon Bug'doy yana kitobda 1933-yili qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining hozirgi zamonaviy dunyoda qurilgan jumhuriyatlarga o'xshash ekanligini, 30 moddalik asosiy qonunining yozilganligini bildirdi. Biz bu kitob haqida fikr qarashlarini elish uchun kitobning korrektorlik vazifasini o'tagan Sutuq Bug'roxon nashriyotining mudiri Mo'minjon bilan televiziyamizda suhbat qilib bordik. U kitob haqida shunday dedi: "Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati va uning asos qonuni deb hujjatlik materiallarni dalil qilib turib, bir kitob hozirlab tikan. Bu kitobni oxirgi kunlarda menga berildi, bir oxirgi shu korrektorligini qilib bir mashina nashrga bersak bo'ldi" dedi. Buni qo'limga oldim, jiddiy ishildim, ishlash jarayonida men haqiqatan bek ta'sirlandim bu kitobdan. Har bir Uyg'ur musulmonning uyida bo'lishga tegishli bir kitob bu. Chunki bu ajdodlarimizning qilgan ishlari, shu tarixiy faktlar bilan, masalan, tarixiy nimalar, gazet, jurnal, uch xil gazet chiqib kelgan, bayroq, shu hamma nima, shu rasmiy bir davlat bo'lishga tegishli hamma narsani qitgan bechara ajdodlarimiz. Mushu jamiyatni, jumhuriyatni qo'ldan berib qo'yibdik, ziyon tortibdik. Endi ikkinchi qatam yana shunday bir jumhuriyat qurilib qolsa ziyon tortmaslik uchun ideyaviy tayyorlik har bir Uyg'ur musulmonlarda, har bir Sharq Turkistonlikning qalbida bo'lish uchun bu kitobni o'qib chiqish kerak har bir Uyg'ur, har bir Sharq Turkistonlik. Ya'ni haqiqatanda men bu kitobni korrektorligini qilib ketib o'tib, men bek ta'sirlandim. Haqiqatan bu buncha bola qimmatli asar nimishki boldiroq qo'limizga kelmadi o'g'ay deb men o'zimcha. Balki bu tugatib qolsa biz takror yana biroz
içini tekrar yine bir gözdün keçirgen asasda bazı bizden ötürgen hatalı dostuz tüpün tekrar biz işini oylavatınız inşallah. Bu hakikaten de belki yaxşı kitap. Abdur bu kitabını bugünkü günde kattık siyasi krizi etip gelip, yol kayaktı deyip tenirkağın bir devirde biz Uyghurlarga tarihteki ecdatlarımızın birlik ve hemkarlık yolu bilen kolu keltürgen şallık tarihini esiltiş, bizning ve kelgüsi evlatlarımızın devlet kuruş yolu da ilham menbesi bulup gelişini ümit kıldığalıkını bildirdi. Kitap Türkiye'nin İstanbul Zeytinburnu rayonudaki Sütuk Buğrahan kitapkanısı setildi. Alaklaşıkçı Abdıxilil Acim. Telefon numarı 0534-326-8456. Parlamentdeki 4 partiya Amerika'ya narazılık bildirdi. 2. Ağustos Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilmişçe, Türkiye Büyük Millet Meclisi, parlamentdeki 4 siyasi partiya Amerika'nın Türkiye'ye karşı çıkarılan embargo kararına narazılık bildirdi. Adalet ve Terakkiyat Partisi grupsi muavin başlığı Mehmet Muş, Cumhuriyet Halk Partisi grupsi muavin başlığı Engin Altay, Milliyetçi Hareket Partisi grupsi muavin başlığı Erkan Akçay ve İyi Parti grupsi muavin başlığı Yavuz Ağır Ali Oğlu Katarlıklarının imzaları bilen ilan kılınan ortak bayanatta Amerika Koşma İştatlarının tehditlerini halkımızın ortak hemkarlığı ve iradesi dayanan halda red kılımız dep mavzu koyuldu. Bayanatta Amerika dairelerinin hilidin bayan Türkiye'ye karata dostluk, ittifaktaşlık, ortak NATO azalığı şunaqlı devletler ara münasebetlerinin uzun yıllar cereyanında şekillenen kıymet kararları noktasıdır mı kabul kılınmaydıgan pozisiye. Bayanat ve siyasetler bilen siyasi ve ahırda bunun akıl ve mantıkıya sığmaydıgan ahırki halkısını teşkil kılgan Türkiye hükümetinin işki ministeriye karata Hazine İşleri Ministerliğinin kolu bilen icra kılınışkı başlayan embargo kararına kattık narazılık bildirilgenliği tehditlendi. Bayanatı ehval muşundakken Türkiye'deki bir casusluk dilosu'nun çetişlik meselelerini bahane kılıp, Türkiye'nin bulungu kıstaş ve Amerika'nın kararları karab hareket kılışkı zorlaştığı nişan kılavatkallıkı eskertilgen halde, bu hıl yol ve metotlarını Türk halkının izzet abroyları bilen red kılıdıgallıkımızını, bu yolda taşlanan ve taşlandıgan her türlü kademge karşı, milletimizin ortak iradesini ve hemkarlıkını işbadılavatkallıkımızını, İcraiye organının halkaralık kilişimler dairesi de kerek cevabını kayıtturuşunun hak işkellikini cemaatçilike uhturumuz deyildi. Aksaray bayanatçısı Sarah Sanders, Türkiye'de sotlanıvatkan Amerikalık rahip Andrew Bronson'un kuyup verilmesini bahane kılıp, Adliye Ministeri Abdülhamid Gül ve İçki İşler Ministeri Süleyman Soylu'ya Amerika'nın embargo yürgüzdüğallıkını ilan kılgan idi. Sarah Sanders, Prezidentin yol yorukluğu asasen, Hazine İşleri Ministerliği Rahip Bronson'un tutkun kılınışı ve kamakı ilinişi de rol oynayan Türkiye İçki İşler ve Adliye Ministerliği'ne embargo yürgüzdüğü diğerlerine kayıt kılgan idi. Amerika Hazine İşleri Ministerliği mu yazın bayanatı ilan kılıp, Gül ve Soylu'nun Bronson'un kamakta yetişti rol oynayan organlarını başkuru vatkallıkı üçün embargo tizimlikiki kirgüzülgenlikini bildirgen idi. Fethullahçı Terörlük Teşkilatı Paralel Devlet Kurulması ve PYD-PKK namedin cinayet sadır kılış bilen ayıplanıp 2016 yıl 9. noyabrda nazarat astığı ilinğen Amerikalık rahip Bronson Togurstiki ayıp namede dini zat tonuğu uğrunuğun halda mezkur terörlük teşkilatları namedin cinayet sadır kılgallıkı ve umumi stratejileri dairesi de hareket birliği işçide bulgallıkı teşkilatlar bilen muddualarını bilip ve halap hemkarlık uğrunatkallıkı bildirilgen idi. Bronson'un Amerikalık bir askerge yollagan Fethullahçı Terörlük Teşkilatı'nın 2016 yılı 15. iyuldaki herbi siyasi özgürlük kozgaşka urunuş hareketinin mağlup bolgallakadın əfsuslundagallakını işbadilap yollagan uçurlarga orun berilgan ayıpnamıda Yanfunudaki Türklerini davalgı tutagan bazı vakalarını kütüb atattık. İsa'ga kaytış üçün kereklik şarait hasılı boldi. Herbi siyasi özgürlük kozgaşka urunuş hareketi bir endikiş idi. Köp sende Türk ötmüş tükigi okşaş askerlerge işendi. Bırak bu qetim bek keçikken idi. Herbi siyasi özgürlük kozgaşka urunuş hareketinin kiyin bu başka bir davalgoş. Vakalar teximi yamanlaşıp ketidu dep oylayman. Neticede biz galibi kılımız digen uçurlarımı uğrun berilgen idi. İran halkı kımmetçilikki karşı namayış kıldı. 1. Ağust Kırım agentliği bergen haberde bildirilse, Kereç şehirde yüzligen kişi kımmetçilikke ve çet el pirovotları bahasının örlep getişige narazılık namayışı kıldı. İctimai taratkulardaki görünüşlerde İran'daki namayışçılarının abdumobil çaklarını toplap köydürüşü
ve hükümetki karşı şuarlarını tovlaganlıkı, sakçılar pat-pat namayışçılarga kattık müdahil kılganlıkı hakkıda haberler tarıktıldı. Haber diyene İran'ın Esfahan şehirde mu iktisadi meselelerge narazılık bildirip namayış ötküzülgeli ki, İran'da dolar tiz üsüp gitişi tüpeyli, aldınkı ay paytaxı Tehran'ın en çok soğudu sarayları iktisadi yönelişinin selbiyelikini sebep görüstüp dükkallarını takılganlıkı. Bu ekval devlet miqyasıda yeni namayışlarının başlanışına sebep olganlıkı, hükümetin iktisadi sahada yolu koygan tedbirleri dolarının üsüp gitişini tosup kalalmağallıkı bildirildi. İgilinişe İran'daki erkin bazarda dolarının bahası 10,000 tümenge çıkan. Çet periyodudaki katlık üsüp gitiş, halkının setiveliş gücünü acizlaştırgan. Zavutlar arka mı arkadan takılıp gitip, işsizlik nispetinin barğancı yukarı örülüşüge sebep olgan. Hürmetli televizyon görüşler, şunaklı bir günkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşürüz. Eserlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaklı program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp. Rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.